Öğretmenler Birliği Genel Sekreterliği. Buna da bir genel sekreter atadılar. Birimizde de Burak Hocam, bu kurumun, birliğin genel sekreteri. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ildeki bütün ikinci, üçüncü basamak hastaneler, ağız diş sağlık merkezleri, bunların işletilmesi, personel hareketleri, yatırımların programlanması ve bunlarla ilgili işler. Merkezde kurulan Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı'nın da ilde Taşra'daki temsilcisi Halk Sağlığı İl Müdürü. Halk Sağlığı İl Müdürü ise ildeki aile hekimlikleri, aile hekimliği birimleri, sağlık evleri, toplum sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri, açsap, anne çocuk sağlığı merkezleri ve benzeri birinci basamakla ilgili işlerdir. Bunlarla ilgilenir. Sağlık İl Müdürü ise yine eskisi gibi ilde Sağlık İl Müdürlüğü ismiyle doğru. Sağlık İl Müdürlüğü ne yapıyor? Sağlık İl Müdürlüğü ise birinci olarak icrasını yürüttüğü, aktif işleyişini yürüttüğü işler acil sağlık hizmetleri dediğimiz 112 acil sağlık hizmetleri ve bunun ildeki özel sağlık kuruluşları, kamu kurumları dahil olmak üzere bunun koordinasyonu ve yürütülmesi. Özel sağlık kuruluşları, hastaneler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar ve benzeri sağlık hizmeti veren kuruluşlar. Aynı zamanda Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğimiz, Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüz, bunların da koordinasyonu, beraber ildeki yapılan planlamaların beraber koordine edilmesi ve dönem dönem bakanlık tarafından görev verildiğinde de dönem dönem denetlenmesi, raporlanması. Genel hatlarıyla yeni yapılanmamız, yeni işleyişimiz bu. Fotoğrafa ben geçeyim isterseniz, yoksa buradan da takip edebiliriz gerçi. Bina ve ekipman durumumuz şu anki haliyle. 8 hastane, tüm ilçelerimizde birer tane hastane olmak üzere. Bir askeri hastane ilimizde sağlık hizmeti veren. 2 tane özel hastane, Ağrı ve Doğu Beyaz. Özel tıp merkezimiz var Patmos'ta. 8 tane toplum sağlık merkezimiz ve bu aile hekimliklerinin işlemlerini takip eden, halkımızın birinci basamakla ilgili belirli taramalarını yürüten birimlerimiz. 2 tane ASAP, anne çocuk sağlığı planlama merkezi, aile planlaması merkezi, Ağrı ve Doğu Beyaz'da. 1 KEDEM, kanser erken teşhis ve tarama merkezimiz. 2 1 tane toplum ruh sağlığı merkezimiz. Bu özellikle psikolojik tedavi gören, psikiyatrik rahatsızlıkları olan vatandaşların, uzmanlarımızın dönem dönem takibiyle gelip gittikleri, belki bazen sosyal faaliyette bulundukları bir yer. 2 tane verem savaş dispanserimiz var, Ağrı ve Doğu Beyazı. 1 halk sağlığı laboratuvarımız var, aile hekimlerine hizmet veren, onların özellikle kan tahlili istedikleri ve sonuçlandırıldığı laboratuvar. 123 tane sağlık evimiz var. 42 tane aile sağlığı merkezimiz, aile hekim binamız var. Aile hekimlerinin içinde bulundukları, hizmet verdikleri yer. 1 tane ağız diş sağlığı merkezimiz var. Malumunuz vatandaşımıza ağız diş sağlığı hizmeti açısından hizmet veren. 714 tane Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda hasta yatağımız var. Askeri hastanemiz 50 yataklı, 62 tane özel hastanelerin yatakları var. İlde toplam yatak sayısı 826, 2 tane MR, 1 özel, 1 Sağlık Bakanlığı, 5 tane bilgisayarlı tomografi, 4 tane mamografi, 18 tane ultrasonografi, 58 tane diyaliz cihazımız, 21 erişkin yoğun bakım yatağımız, 5 çocuk yoğun bakım yatağı, 14'te yeni doğan yoğun bakım ünitemizin yatağı var. İnsan kaynakları açısından ise 159 tane uzman hekim, son atamayla birlikte bunlar biraz daha arttı. 206 tane pratisyen hekimimiz mevcut. 28 tane diş hekimimiz, 251 ebe, 638 tane hemşire, 890 tane de diğer sağlık personeli, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, 727 tane de hizmet alımıyla aldığımız bilgi işlem, temizlik ve benzeri işlerde çalışan personelimiz. Toplam 2899, bunu 209, 2900'e herhalde tamamlarız gibi geliyor bana. Geçelim. Uzman hekim sayımız, 2002'de 39 olan uzman hekim sayımız şu anda 159, dediğim gibi daha üstüne de çıktı bu rakam. Yaklaşık 4.1 kat artış göstermiş. Uzman hekim başına düşen nüfus 13.542'nin 2002'de, şu an 3.474, o da 3.8 kat kadar bir artış göstermiş. Yani
daha doğrusu halk uzman başına düşen hasta sayısı azalmış haliyle hizmette doktor sayısına artışın vatandaşın rahat ulaşabilmesi kolaylaşmış. Prasen Hekim'de de yine durum benzer. 52 iken 206'ya çıkmış. 4 katlık bir doktor sayımızda artış. Onunla orantılı olarak da doktor başına düşen hasta sayısı azalmış. Hizmete ulaşım kolaylaşmış. Yatak sayısı 230 iken Sağlık Bakanlığı 714. Yoğun bakım sayısı 0 iken 29. Ventilatör bu sorunun cihaz dediğimiz çocukların bağlandığı cihaz 0 iken 19'a çıkmış. Diğer cihaz sayımız 10 iken şu an 43 Sağlık Bakanlığı. MR sayısı 0 iken şu anda bir sağlık özelde de bir tane vardı. Bilgisayarlı tomografi sayısı 0 iken şu anda Sağlık Bakanlığı'nda 3 tane. Mamografi yokken şu an 1. Ultrasonografi 0, 1 iken 18'e çıkmış, yani 18 kat artış. Evet, Sağlık Müdürlüğü'nün kısmen bir işleyişi bağlı kuruluşları bir komuta kontrol merkezi dediğimiz acil sağlık hizmetlerini, 112 faaliyetlerini kontrol eden, vaka bildirimlerini alan telefonla vatandaşların malumunuz 112 aradığında çıkan çağrı merkezi diyelim. Ona bağlı 13 tane acil sağlık hizmetleri istasyonumuz var. 31 adet ambulansımız nasip olursa yakında da bir 4 tane sıfır ambulans daha eklenecek. Bir adet de kar üstü Sinotrak dediğimiz aracımız var. 112 acil sağlık hizmetlerinin genel durumu. 112 istasyon sayımız 13 dedik. 2012'de 1 iken şu anda 13. 112 ambulans sayısı 17 iken 31. Kısa bir sürede 35'e çıkacak bu. 112 ile taşınan vaka sayısı 2002'de 4000 iken 2012 sonunda 13.500-14.000 civarı. Uçak ambulans ile taşınan vaka sayısı 3. Helikopter ambulans ile taşınan vaka sayısı 6. Snowtruck ile taşınan vaka sayısı 217. İlk 10 dakika kentsel vakaya ulaşım %85. İlk 30 dakikada da kırsal vakaya ulaşım %68. Bu oranları inşallah daha da arttıracağız. Daha kısa sürede ulaşabilmeyi sağlayacağız. 25 adet tam donanımlı ambulansımız, 3 adet normal ambulansımız, 3 adet de tam donanım 4x4 paletli ambulans. Bir tane de Snowtruck'ımız mevcut. UMKE, Uluslar Medikal Kurtarma Ekipleri malumunuz Van'da da çok aktif rol üstlendiler. Türkiye'nin her tarafından özellikle Ağrı, Iğdır, Bitlis illerinden Van'a en ek ulaşan en ekipler bunlar. İlk kurtarma vakalarını gerçekleştiren, bu manada emeği geçen bakanımız ve ekip kurucularına teşekkür etmek lazım. Hakikaten AKUT'tu değil mi? AKUT gibi bir ekip daha oluşturulmuş oldu. En azından eğitimleri olan, bu manada artık deneyimli olan ekipler oluştu. Bizde de 7 doktor olmak üzere ebe hemşire ve acil tıp eksenlerinden oluşan 27 personelimiz bulunmakta ve tam donanımlı bir araçları bulunmakta. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz kısmen bahsettik ama 8 tane bağlı toplum sağlığı merkezi, 2 tane anne çocuk sağlığı, 1 tane keten birimi, 1 toplum ruh sağlığı merkezi, 2 veren savaş dispanseri, 1 halk sağlığı laboratuvarı, 123 sağlık evi, 42 tane aile sağlığı merkezi binası, 1 mamografi, 1 ultrasonografi. İnsan kaynakları olarak 183 tane hekim halk sağlığı müdürlüğümüzde bulunmakta. 1 diş hekimi, 155 ebe, 120 hemşire, 132 diğer sağlık personeli, sağlık memuru, toplum sağlığı. 25 hizmet alımı ile çalışan personel, toplam 116 tane personele hizmet vermekte. Temel sağlık hizmetlerinin göstergeleri bakımından da birinci basamak muayene oda sayısı 159. Bunların ekseriyeti aile hekimlikleri birimleri. Muayene sayısı ise 483.349 kişi muayene yapılmış burada. Keten kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi olarak da faaliyetlerimiz. Merkezinde bir hekim, iki hemşire, bir ebe, bir radyoloji teknikleri çalışmakta. Mamografi cihazı, bir ultrason cihazı, bir kolposkopi cihazı bulunmakta. Meme kanseri, servis kanseri, kolon kanseri taranmakta. Merkezimizde ayrıca sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır. 2012 yılı içerisinde toplam 3.895 kişiye kanser taraması yapılmıştır. 2012 yılı içinde 324 kişinin sigarayı bırakması sağlanmıştır. Evet. Tabii dumansız hava sahası en çok Sağlık Bakanı üzerinde durdu. Mümkün mertebe kapalı alanlarda sigara içmemesi. 2012 yılında 9 adet tablet bilgisayar ve 12 ekip ile il merkezi ve 7 ilçede toplam 736 12.000 küsur sigara denetimi gerçekleştirilmiş. İlimizde 3 adet sigara bırakma polikliniği açılmıştır.
2012 yılında Sağlık Bakanlığımızca çocukluk dönemi aşı takvimine hepatit A ve su çiçeği de eklenmiş. Bunlar tabi eklenmesi basit değil, ciddi maliyetleri olan, ciddi takipleri olan, bu manada güzel bir hizmet, önemli bir hizmet. Halk Sağlığı Kurumu ve Bakanlığı'nın önemli bir hizmeti. Bu genel hatlarıyla aşı takvimimiz, aşı takviminin yapıldığı aylar, hangi aylarda hangi aşının yapıldığını gösteren bir cetvel. Evet, aşı oranlarımız gördüğünüz üzere genel hatlarla %98-99, %98 ortalama diyebiliriz. Aşı oranlarımız bu şekilde devam ediyor. Tabi hedef bunu %100'e çıkartmak. 2012 yılında görülen bildirimi zorunlu hastalıklar sağlık kuruluşuna başvurduğunda bildirilmesi gereken, bakanlığa da bildirilmesi gereken hastalıklar. Yani bir şey dersen, geri gidersen biz en azından isimlerini söyleyelim. Akut kanlı ishal, brusella, hepatit A, hepatit B, kaba kulak, kızamık, kuduz riski temas, şarbon, tifo, tularemi toplamı. Evet. 2012 yılında uygulanan toplam aşı dozları sayılarını vermişiz. Bu Halk Sağlığı Müdürümüze, Sağlık Müdürümüze gelip hem toplum sağlıkları açısından hem de aile hekimlik ve birbirleri açısından hastanelerde yapılan aşı dozları. Evde sağlık hizmetleri belki de Sağlık Bakanlığı'nın son dönemlerde geliştirmiş olduğu en önemli hizmetlerden birisi de evde sağlık hizmetleri birimi. Bu yatalak olan ya da hastaneye gelemeyecek durumda yatağa bağımlı olan, son dönemini yaşayan kanser hastaları ya da belli ciddi bir ameliyat geçiren vatandaşlarımızın ilgili birimimizi arayarak, evde bakım hizmetleri birimini arayarak gidip kontrol edildikten sonra hastaneye gerektiğinde hastaneye getiriliyor. Gerektiğinde pansumanı veya tedavisi veya serumu varsa herhangi bir muayene olması gerekiyorsa evde yapılan bir hizmet. Doğrusu bu manada hizmet verilen fertlerin kendisini de ben dönem dönem ziyaret ettim. Hem kendileri hem aile yakınları açısından da bu hizmeti aldıktan sonra ciddi bir derecede dua alınmakta. O derecede ciddi bir hastası olanların belki anlayabileceği ciddi bir durum. Bu manada 2011 yılında 463 hastaya hizmet verilmiş. 2011 yılı aktif hasta sayısı 237 olup dönem dönem bu sayı değişmekte, vefat edenler ya da iyileşenler olmakta. 3157 defa ziyaret edilmiştir. 89 hasta maalesef vefat etmiş. Dediğimiz gibi bunlar son dönemlerin çoğusu yaşayan, yatalak olan, belki son dönemde de bizim de en azından sıkıntı yaşatmadan evde hizmetini verdiğimiz vatandaşlar. 2012 yılında aktif hasta sayısı 222, toplam 854 hastaya ulaşılmış. 6455 defa ziyaret edilmiş. 2012 yılı içinde de 473 hastamız vefat etmiş maalesef. İlimizde de bu manada yaşlı ve sıkıntılı olan, son dönem hastalıklarını yaşayan vatandaşlar var. Evet. Evde sağlık hizmetlerine tahsil edilen araç sayılarımız var. 5 tane ekibimiz, her ilçemizde de birer tane birim olmak üzere 8 adet evde sağlık hizmetleri birimimiz var. Bir tane de ağız diş sağlığı merkezi hizmet birimimiz var. Ağız diş sağlığı evde bakım birimimiz de 44 hasta evinde ziyaret edilerek ağız diş sağlığı hizmeti verilmiştir. Yani dişle ilgili de belki vatandaş yatalak ama hastaneye gelebilecek durumu yok. Ekibimiz gidip evde tedavisini yapmakta, evde yapılabilecek her tür hizmet verilmekte. Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin genel hatlarıyla bir şeyine giriş yaparsak, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz atandı. Yardımcısı olarak bir İdari Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı ve Tıbbi Hizmetler Başkanı atandı. Her hastanede bir hastane yöneticisi, bir başhekim, bir idari ve mali işler müdürü ve hastanede sağlık hizmetleri müdürü. Büyük hastanelerde hastane yöneticisi ve başhekim atanabilmekle birlikte çoğu hastanemizde hastane yöneticisi ve başhekim aynı unvanı taşımakta, bakanlığın tahsis ettiği kadro olarak. Çoğu yerde de idari ve mali hizmetler müdürümüz de aynı kişi tarafından yürütülmekte. Bazı küçük ilçelerimizde de sağlık hizmetleri müdürü belki bulunmamakta küçük yerlerde. Muayene oda sayımız 128 hastane, Sağlık Bakanlığı'na bağlı yataklı hizmetler, tedavi hizmetleri olarak bağlı hastanelerde. 128 tane muayene oda sayımız, klinisyen uzman sayımız 137, yıllık muayene sayımız 1.913.000, toplam ameliyat sayımız 43.444, toplam doğum sayısı 12.650, yatak sayısı 714 Sağlık Bakanlığı hastanelerinin, nitelikli yatak sayımız 417,
10.000 kişiye düşen hasta sayısı, yatak sayısı ise 12.8. Türkiye ortalaması 16.3. Nasip olursa 400 yataklı hastanemiz bittiğinde biz Türkiye ortalamasını inşallah geçmiş olacağız. Yapılan doğum oranlarımız il genelinde doğumların %94'ü ortalama hastanede yapılmakta. Aynı zamanda ilimizde doğum yapmak üzere olan vatandaşlarımızı da biz özellikle malumunuz kış şartlarının çetin geçtiği bir ildeyiz biz. Köy yolunun kapanma ihtimali olan ulaşımda sıkıntı olabilecek vatandaşlarımıza da biz misafir anne uygulaması kapsamında hastanemizde, her hastanemizde özellikle Doğu Beyaz Ağrı Patnos'ta olmak üzere ve misafirhanemizde de ihtiyaç olduğunda yer ayırıyoruz. Bunlara oda ayırmışız. Aile hekimlerimiz aracılığıyla, gerektiğinde kadın doğum uzmanlarımız aracılığıyla ya da farklı birimlerimiz aracılığıyla bu vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Israr ediyoruz, kabul edenleri biz misafir ediyoruz. Doğum gerçekleşene kadar 10 gün, 15 gün, 20 gün misafir ediyoruz. Bunlar en azından sıkıntı yaşamadan, ne anne ne de bebeğin zarar görmeden doğumun sağlık ekibinin gözetiminde yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu manada bir duyarlılık daha lazım hakikaten. Bizim yöremizde maalesef insanlar bir 15-20 gün önceden hastaneye gelmeyi belki bir mahcubiyet gibi görmekteler. Bu manada biz eğitim vermeye çalışıyoruz. Genel hatlarıyla halkımızda duyarlı olmaya çağırmalıyız, çağırıyoruz. Ağrı Devlet Hastanesi'nin yatak sayısı 301 yatak. Cihazlarımız MR, tomografi, ultrasonografi, diyaliz cihazı, EEG, EKO, MR, mamografi, kemik tansiyometresi. Yapılan ameliyat sayıları var. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu olmak üzere. Toplam 24.077 ameliyat yapılmıştır. Toplam 867.295 muayene yapılmış. 82 uzman hekim, 8 prasyen hekim dedik. Uzman sayısı da son atamayla birlikte arttı. Başlayan ve başlayacak olan arkadaşlarımız var. Devam edelim. Patmos Devlet Hastanesi 150 yataklı. Bu da yeni biten bir hastanemiz. Burada da yine cihazlar, bilgisayar tomografi, ultrasonografi, diyaliz cihazlarımız var. Toplam 12.191 ameliyat yapılmış. Toplam 369.000 de muayene yapılmış. 369.000 küsur. 28 uzmanımız, bir trasyen hekimimiz var. Doğu Beyaz Devlet Hastanesi 159 yatak, yine bilgisayar tomografi, ultrason, diyaliz cihazı. Ameliyat sayıları toplam 7.023 ameliyat. Toplam 352.000 de muayene yapılmış. Uzman hekim 34 tane, 2 tane de prasyen hekim. Diyadin Devlet Hastanesi 25 yatak, ultrason, diyaliz cihazı toplam 156 ameliyat, toplam 88.000 küsür muayene yapılmış, 5 uzman hekim, 4 prasyen hekim. Yine Tudak Devlet Hastanesi 25 yatak kapasiteli, ultrason, diyaliz cihazı, operasyon maalesef yapılmıyor, aktive edilecek, toplam 79.000 muayene yapılmış. 2 uzman hekimimiz, 2 prasyen hekimimiz mevcut. Eleşkirt'te 25 yatak, ultrason cihazımız, diyaliz cihazımız şu an ameliyat yapılmıyor. Toplam 77.475 muayene yapılmıştır. 3 uzman hekim, 3 prasyen hekimimiz mevcut. Hamur Devlet Hastanesi 19 yatak kapasiteli ultrason cihazı ve ultrason cihazımız mevcut. Toplam 29.109 muayene yapılmıştır. 2 uzman hekim, 2 depresyon hekimimiz var. Taşçı Devlet Hastanesi 10 yatak, diyaliz cihazı, operasyon ameliyathanesi yok. Toplam 52.500 muayene yapılmış. 1 uzman hekim, 1 depresyon hekim. Ağrı ağız diş sağlığı merkezimiz olarak 20 diş ünitti. Ve son diş hekimi sayımız 19 hizmet vermekte. Ağrı ili, il geneli ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri. Ağız diş sağlığı merkez sayımız 1, diş hekimi sayımız toplamda il geneli 28. Ünit sayısı 6 iken 2002'de 31'e çıkmış. Müracaat sayısı 166.000. Çekim sayısı 51.000. Dolgu sayısı 17.000. Kanal sayısı 4.400 küsür. Sabit protez sayısı 9.806. Hareketli protez sayısı 2914, periapikal ve panoramik film sayısı 12.424. Evet, Gezici Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde var. Resimler var hocam. Evet, görselleri. MHRS oranları hocam. MHRS malumunuz son dönem geçen seneden beri uygulanmakta olan merkezi hastane randevu sistemi 182 numaralı telefon ve internet üzerinden
randevu alınmakla bir gün öncesinden hastaneye gelinip o eskisi gibi sıra bekledim 60. 80. sıra demeden rahatlıkla saati geldi. Sağ olun 2012, kısmen 2011'in değerlendirmesi. Biz genel sekreterimiz Han Sağ olun Müdürümüz buradayız. Bizler de şimdi sorularınıza amadeyiz. Hocam bizim şu 400 yataklı devlet hastanesi, onun 2011'de mi ihalesi yapılmıştı? İhalesi 2012'de yanmış hocam. 2012'de başladı herhalde. Yok. 2008 projesi 2009'da ihale edilmiş. Evet. 2012'si aslında 2013'ün sonunda yani içinde bulunduğu senenin sonunda teslimi düşünülmüş ama belki malumunuz yüklenici firmanın kendi içindeki problemleri nedeniyle TOKİ tarafından anlaşma feshedildi ve mevcut halinin üzerine devam edecek şekilde yeni bir firmaya ihale edilmesi gündemde. Tabi bu da normalde bu senenin sonunda hesaplanan teslim süresini uzatacaktır. Ki bizim zaten ağrı ölçeğindeki en büyük sağlık problemimiz o. Yani yataklı tedavi kurumları açısından söylemek gerekirse. Çünkü bizim belimizi kıran en büyük birkaç problemimizden bir tanesi ağrı dışına yapılan sekler. Ciddi bir sek oranımız var. Acile gelen hastalarımızın özellikle mesela kalp krizi dediğimiz miyokard enfarktüsü hastalarımıza anjiyo yöntemimiz yok şu anda ağrıda. En büyük eksiğimiz bu. Hastalarımızı özellikle bu yoğun işte kış koşullarında şehir dışına göndermek zorunda kalıyoruz. Anjiyo yapılabilmesi için. Bu da bizi çok zorluyor. Yoğun bakım yatak sayımız yetersiz. Yani yoğun bakım yatak ihtiyacı olan hastalarımız da ya Van'a ya Erzurum'a yer bulabilirsek, yer bulamazsak işte ülkenin neresinde yer varsa oraya gönderiyoruz. Bunların hepsinin nedeni lojistik problemler işte. Yani Ağrı Devlet Hastanesi'nin mevcut kapasitesinin yetersiz olması. Sorun bu. O çözülürse, çözebilirsek zaten açıkçası müdür bey de söyledi. Ağrı'daki çoğu problem yatak tedavi kurumları adına konuşuyor. Çözülmüş olacak. Aşın